Merhabalar, Türkiye'nin programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Ayşe Atıcı Arayancan. Kendisi halihazırda İsmaillik, Akkoyunlar, Karakoyunlar üzerine çalışmalarını devam ettirmekte. Ayşe Hocam'ın master tezi özellikle bu konudaki uzmanlığına dair. Daha öncesinde Ayşe Hocam lisansını Fars Dili ve Edebiyatı'nda tamamladı Ankara Üniversitesi'nde. Sonrasında aynı üniversitede master ve doktorasını devam ettirdi. Master'da İsmaillik üzerine çalıştı. Doktora da daha spesifik anlamda yanılmıyorsam Karakoyunlar üzerine çalıştınız değil mi hocam? Evet, Karakoyunlu Sultan Cihanşah dönemi üzerine birazcık yoğunlaştım ama hani tabii başlarkenki amacım şuydu. 12. yüzyıldan işte 15. yüzyıla kadar aslında İran'daki hem siyasi hem Şiiliğin gelişimini takip edebilmekti. Evet. Türkiye'de İsmaillik çalışmaları özellikle de son dönemlerde peyderpey bir hareketlenmeye başladı. Tabii bu da tam anlamıyla beklediğimiz düzeyde bir hareketlilik değil. Fakat gerek sizlerin çalışmaları, Türk akademisyenlerin bu husustaki çalışmaları, gerek işte Zahide Ay'ın çalışmaları bu anlamda ziyadesiyle bizler açısından önemli. Yakından da takip ediyoruz. Tabii ben bunları hani şunları da ekleyeyim. İlahiyat'taki hocalarımız da çalışıyor. Ali Avcı var mesela, çok ciddi çalışmalar yapıyor İsmaillik üzerine. Giderek artıyor evet sayımız. Şimdi İsmailler hocam Türkiye'de popüler kültürde özellikle bu Vladimir Bartol'un Alamut kitabıyla birlikte ve sonrasında Emin Maluf'un bugün hali hazırda yanılmıyorsam 95. baskısını yapan Semerkant romanlarıyla bilhassa Türkiye'li okurun ilgisini çekmeye başladım. Yakın bir tarihte yayınlanan bir dizide de sık sık Hasan Sabbah ve Alamut göndermelerinde bulunulması bunun aslında ne kadar popüler bir karakter ve kahraman olduğunu bizlere gösterdi. Belki yayın içerisinde o dizinden bir VTR'de de katkıda bulunabiliriz. Tabii bu hususta en dikkat çekici bir diğer unsur da 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbenin, darbe teşebbüsünün hemen öncesinde çeşitli vesilelerle bu ülkede ciddi anlamda insanlar üzerinde demokrasi kılıcı gibi sallanan bir ne diyelim dini hareketin ya da örgütün insanlara karşı oluşturduğu bir şey vardı, bir karartma durumu söz konusuydu. Tabii Cumhurbaşkanımızın da adı malum, örgüt diyorum ben, çok da isimlerini telaffuz etmek istemiyorum aslında ama haşhaşilere benzetmesi, yapılanmalarını, teşkilatlanmalarını, ki inşallah programın ilerleyen saatlerinde de hani ne kadar benzediğini hani anlatabiliriz belki oradan. Evet hocam. Evet, yani popüler bir konu aslında haşhaşiler. Yani Hasan Sabbah'ın dönemi sadece bu yüzyılda değil, kendi yaşadığı yüzyılda da, yani 11. yüzyıl, 12. yüzyılın başlarında da aslında popülerdi Hasan Sabbah. O zaman da yaptıkları eylemleri, benimsediği aslında yöntemler tamamı o dönemde de çok ses getirmişti. Zaten o günden bugüne de o popülerliği mi diyeyim, yaptıkları, uyguladıkları, nasıl tabir edebilirim? Daha doğrusu hani gizemle, ölümle yüklenen ya da suikastleriyle yüklenen bir takım şeyleri var. Onlar efsaneleşerek bugüne kadar geliyor. Ancak tabii hani teşkilat yapısına baktığımızda dini siyasallaştırma yapısı, siyasallaştırarak aslında yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışması, dönemin mevcut otoriter yapısına, ki bu Selçuklu, işte Abbasiler biliyorsunuz o dönemde, onlara karşı bir savaş başlatması diyebiliyorum. Ve bunu hocam, bu düzeni iktidarı değiştirip yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Bugünkü yapı da aslında benzer bir şekilde, yani baktığımızda devletin içerisine sızmalar, orduya sızmalar, bunun dışında işte medreselere, üniversitelere sızmalar, gizlilik çok önemli, suikastler yine çok önemli. Ancak hani biz bu örnek üzerinden veriyoruz ama tarihte bunun gibi başka örnekler de var. Dini siyasallaştırarak otoriter, merkezi otoriter yapıyı yıkmaya çalışan yapılar mevcut. Evet.
Yalçın Hocam. Şimdi hocam, sizin de ifade ettiğiniz gibi bu adı malum siyasal yapılanmayla ismi çok fazla ön plana gelen haşhaşi vurgulamasıyla bu kavram üzerine de konuşacağız. Şimdi kahve içebiliyor muyuz hocam bu arada? Rahat rahat kahve kahve içebiliyor muyuz? Siz içiniz, ben de içeyim diyorum. Çok rahat olun. Siz Hasan Sabbah ve Alamut kitabında aslında şöyle bir girişle başlıyorsunuz. Ben bunu okuyucuya bu açıdan zikretmek isterim. Şimdi diyorsunuz ki Allah'ın ben de melekleri... kitabı göstermek isterim. Şöyle reklamını yapayım bari bir taraftan da. Evet. Okumayanlar, görmeyenler için Hasan Sabbah, evet. Beşinci baskı kitabımız bu arada Yalçın Hocam. Altıncı baskıya gidiyor. 40 bin adette basıldı. Yani 50 bin adet yaklaşık 40 bini Karar Gazetesi'yle dağıtılmıştı. Arapçaya çevrildi. Bütün Orta Doğu'ya dağıtıldı. Benim için çok güzel bir şey yani Arapçaya çevrilip Arap Yayıncılar Birliği tarafından Orta Doğu'ya dağıtılması. Şimdi 6. baskıya gidiyor. Baskılarla birlikte tabii 50 bin adet Türkiye'de okuyuculara ulaştı. Daha ne isteyebilir bir akademisyen diyorum. Küçük köylere bile gitti yani. Eyvallah. Bir de ikincisi var. Haşhaşiler var tabii. Efsane ve gerçekler. Evet, buyurun. Şimdi hocam, bu Hasan Sabbah ve Alamut kitabımızda şöyle bir girişle başlıyorsunuz. Bunu önemli buluyorum. Şimdi Allah'ın melekleri ve insanların laneti onun ve sülalesinin üzerine olsun. Sapık mezhep, reziller, soysuz cahiller, mülhitler, mülhit topluyorsunuz. Kötü ve söz hakaretlerde bulunan Müslüman ortaçağ tarihçilerinin sözlü saldırılarının aksine Hasan Sabbah ve haleflerinin o dönem içerisindeki faaliyetleri gerçekten de diyorsunuz takdire şayan idi. Belki sünni çevrelerce İslam ve şeriat kurallarının dışına taştığı için takdir edilmedi. Ama o ve haleflerinin bütün bu hareketlere rağmen asıl amacı din eksenli hareket ederek kanları pahasına mevcut otoriter sistemin getirdiği zulüm, zorbalık ve haksızlığı ortadan kaldırıp adaleti sağlayan bir sistem getirecekleri fikriydi. Bu fikir üzerinden hareketle Hasan Sabbah önce Fatimi otoritesine, sonrasında Selçuklu ve Abbas otoritesine karşı gelip dini siyasallaştırarak yaptığı yoğun propagandalar aracılığıyla önce fikri boyutta, sonrasında kanlı eylemler ile gerek İran, Irak, gerekse Suriye bölgesinde ciddi etkiler yaratmaya başardı. Davet-i Cedide, yani yeni devlet adını verdiği propagandasına ek olarak Nizari İsmaili'nin inansal ve felsefi temeli olan talim doktrinini geliştirip merkeze yerleştirdikten sonra teşkilat bünyesindeki dâiler ve fedailer aracılığıyla davasını yayarak bir nebze de olsa mevcut otoriteyi sarsmaya başladı diyorsunuz hocam. Evet. Aslında bu paragrafınızda birçok şey anlatıyorsunuz. Birçok hususa temas ediyorsunuz. Evet, giriş bölümüydü orası. Evet. Şimdi hocam, ben ilk soru olarak takdir ederseniz şunu sorayım. Yani İsmailer dedik. Hasan Sabbah Alamut'u konuşacağız. İsmailer kimlerdir? Bu adı nereden aldılar? Evet, İsmailer aslında 6. imam, biliyorsunuz Cafer-i Sadık'ın en büyük oğlu var, İsmail. Onun ölümü ya da işte kaybolması ya da yaşıyor üzerine yapılan tartışmalar sonucunda aslında ortaya çıkıyor. Yani 7. imamın aslında kabul ediyorlar ve Cafer Sadık'ın büyük oğlu İsmail'in ölmediğini kabul edip onun üzerinden silsileyi devam ettiren İsmail'ler, bundan dolayı da zaten isimlerini İsmail'ler olarak biz biliyoruz. Tabii İsmail'ler hani Cafer-i Sadık'tan sonra bakıyoruz 1,5 yüzyıl boyunca aslında böyle bir gizemli, sessiz bir halleri var. Karmati İsmail'leri var. Sonrasında da 10. yüzyılda yine Fatımi İsmail'leri olarak büyük bir devlet kurarak aslında ortaya çıkıyorlar, Fatımi İsmail'leri. İşte Hasan Sabbah'ın da devam ettirdiği kol Fatımi İsmail'lerinin ikiye ayrılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir kol aslında. Yol ayrımına giriyor. Peki Fatimi İsmail'leri kim? Yani Hasan Sabbah İran'da din adamı olmak istediğinde çok da dağıtmayayım aslında ama şöyle anlatayım. O Hasan Sabbah'ın dönemindeki Fatimi halifesi Muntasır'ın ölmeden önce Nizar'ı aslında kendi yerine halife tayin ettiğine dair kaynaklarda bilgiler var. Ancak onun ölümünden sonra
hilafet kavgası başlıyor Fatımilerde. Ve ikinci oğlu Mustali, büyük oğlu da Nizar yine tartışmaları var. Hangisi halife olarak geçecek şeklindeki Fatimi merkezindeki tartışmalarda Hasan Sabah Nizar'ı destekleyenler tarafından. Ancak Nizar halife olamıyor. Mustali geçiyor merkeze Fatimi halifeliğine. Dolayısıyla burada yol ayrımına giriyorlar Fatimi İsmailleri. Nizar İsmailleri ve Mustali İsmailleri olarak. Hasan Sabah tabii bütün teorisini, aslında bütün doktrinini ve bütün siyasi hedefini de bunun üzerine kuruyor ve artık o günden sonra Nizar adına davet etmeye başlıyor. Ve İran coğrafyasına geliyor. İşte kaynaklarda deniliyor ki Nizar Mısır'da İskenderiye'ye kaçtı ve orada tekrar halife oldu ya da öldürüldüğüne dair hani kaynaklarda var. Başka birileri de diyor ki evet Nizar öldürüldü ancak Hasan Sabah onun oğullarıyla birlikte İran'a geldi ve İran'da sakladı. Uygun bir zaman geldiğinde de şey olarak çıkarıyor ve bütün bu imamet konusunda beklenen imamı, doktrin, işte bu talim doktrini, yeni daveti cedide dediği propagandasını da bunun üzerine kuruyor aslında Hasan Sabah. Evet hocam. Şimdi İsmailler diyorsunuz. Henüz daha yani 12 imamcı olmadıklarını görüyoruz İsmaillerin sizin anlatımlarınızdan. 6. Evet. İmam Cafer Sad'ın yaşarken ondan önce olan oğlu İsmail üzerinden aslında Hakk'ın İsmail'in çocukları üzerinden sürdürülmesi, soyun silsile böyle bir iddiayla gelmişlerdi. O yüzden Musa Kazım'ı kabul etmeyen bir ve kendilerine has bir tarihsel silsileleri olan bir grup. Şimdi bu İsmail'lere yakıştırılan hocam, sizin de kitabınızın kapağına yansıdığı gibi Haşhaşiler adlandırması üzerine birkaç kelam edelim isterseniz. Bu isim nereden geliyor? Aynı şekilde bir batılı kavram olan esasin ya da suikastçı isimleriyle arasında bir ilişki var mı hocam? Yani aslında hani ben geçenlerde bir sempozyumda bir bildiri sundum. İsmail'lerin adlandırma problemi diye bir bildiri sunmuştum. Hatta İsmail'i çalışan, burada da ismini zikretmek istemediğim bir akademisyen arkadaşım. Ya artık dedi bunları bırakın, İsmail'lerin isimleriyle uğraşmayın. İsmail'lerin biraz kültürlerine bakın, biraz işte yaşayışlarına bakın, bugünkü İsmail'lere bakın dedi ama ben şiddetle karşı çıktım aslında onun o teorisine. Çünkü İsmail'leri doğru adlandırmak gerekiyor. Bizim Türkiye'deki tarih çalışmalarında bizden önce, yani bizden önceki neslin çalışmalarını okuduğumda onların da Batı'yı örnek aldıklarını ve yine aynı algıyla yazdıklarını görüyorum açıkçası. Ancak hani Haşhaşi ismi tabii bakıyoruz. Özellikle batılı kaynaklarda İsmail'lerin kullandıkları, rivayet edilen işte uyuşturucu maddesinin adıyla, işte sarhoş olmuş manasına gelen haşhaşi kelimesi çok fazla kullanılıyor sizin de dediğiniz gibi. Tabii Alamut Kalesi'nde yaşayan Hasan Sabah yine onun eli hançerli fedailerinin yaptığı, belki suikastlerinin yanında kurduğu söylenilen cennet bahçesi bir taraftan da hani bu adın yayılmasına ve efsaneleştirilmesine tabii etkin oluyor. Haşhaşi kelimesi hani biliyorsunuz Hasan Sabah'ın tabii çevresine topladığı gençlere haşhaş kullandırdığını ve bütün bu suikastleri bunun üzerine yaptırdığına dair bir şey var, algı var. Bu biraz tabii Semerkant'tan da hani biliyorsunuz romanlarda, popüler kültürde de bu çok kullanılıyor ama haşhaşi tabiri aslında biz hani kaynaklara baktığımızda ilk yazılı adlandırma 1123 yılında Halife el-Emir adına zamanın işte Kahire'deki Fatimi Recibi tarafından aslında çıkarılmış ve Nizari İsmail'e karşıtı İhsan-ı Sefa adlı bir risale vardır. Hepimiz biliriz bunu. Orada Suriye Nizarileri için kullanılır. Şimdi Suriye Nizarileri kimdir? Hani kısaca bunu anlatayım. Hasan Sabah yapılanmasını, propagandasını Suriye'de taşır. En bilindik kişisi de Reşidüddin Sinan'dır. Daha çok Suriye İsmailler için kullanılır ve yine bakıyoruz. Ben hani Farsça kaynakları da, kaynak dilim Farsça olduğu için çoğunu taradım zaten.
Sadece işte zübde tüt nusra da mesela nuhbetin usra denilen haşişi terimler orada sadece haşişi tabirini görüyorum ve bu da Nizari İsmailer için, yani İran'daki yapılanması için değil, Suriye'deki Nizari İsmailer için kullanılıyorlar. Çünkü Suriye İsmailileri de uzunca bir süre birlikte hareket ederken ayrışma yaşıyorlar. Ve farklı bir propaganda ya da eylemleri var orada. O yüzden hani baktığımızda Haşişi ismini nereden aldılar? Haçlı vekaynamelerinde görüyoruz. Arnold Lupin ilk defa kullanıyor bunu. Yine Haçlıların, Batılıların aslında bunu birazcık geliştirerek, o dönemin tabii Hasan Sabah'ın fedailerin yaptığını belki anlayamadıkları için, mesela Ferhat Dafter'in kitabını koyuyorsunuz, Ferhat Dafter'e de karşı çıkıyor Haşhaşi isminin kullanılmasına. Ben de tabii ki karşı çıkıyorum. Tabii dönemi kaynaklarından Cüveyni'nin Tarihi Guşağı vardır ki bu dönemle ilgili de aslında çok az kaynağımız vardır. Çünkü çoğu Alamut Kalesi'nde yakılmıştır ya da işte ulaşamıyoruz filan. Yine hani Cami-ü Tevarih vardır Fazlullah Hemedi'nin. Onun eserlerine filan baktığımızda Haşhaşi tabirini, terimini ben rastlayamadım açıkçası hani. Ancak orada onların yerine sizin de az önce söylediğiniz gibi işte sapık mezhep, reziller, soysuz cahiller, aslında Orta Çağ Sünni Müslüman yazarlar tarafından verilen isimler bunlar. Tabii tarih bir kurgudur. Onlar da kendi tarafından olayları anlattığı için patronaj meselesi de var. Bağlı oldukları, dönemin otoritesine de bağlı oldukları için bu tip aşağılayıcı ifadeler kullanılır bunlar için, Nizari İsmailer için. Yine tabii Müslüman tarihçiler onları aşağılamak için melahide, mülhide gibi sıfatlar da kullanırlar. Ancak hani Nizari İsmailer'in farklı isimlendirmeleri de vardır. Yani İsmailiye genel kullanımdır, Nizariye, tabii Batıniye ismi kullanılıyor. Mesela bizim Türkiye'deki araştırmacılar Haşhaşi isminden daha ziyade Batıniye ismini çok fazla kullanırlar ama ben ona da hani birazcık karşı çıkıyorum. Çünkü Batıniye üst şemsiyedir. Batıniyelik dediğiniz zaman bunun içine Nusayliler de girer, bunun içine ehlaklar da girer, bunun içine hurufiler de girer, bunun içine işte diğer bütün şeyleri sokabilirsiniz. Hani çok fazla örnek vermek istemiyorum bu konuda ama üç şemsiye. Efendim? Yani diyorum onu zaten atediz hocam ilerleyen sorularda. Evet. Ve mesela başka bir isimde talimi ismi kullanılır. Çünkü Hasan Sabah'ın öğretisinde talim doktrini bir şey vardır. İleride konuşacağız. Talim doktrininden dolayı verilen isimdir. Ama ancak hani Nizari İsmailer kendilerine ne diyorlardı? Nizari İsmailer kendilerine Eddavetül Cedide ya da Eddavetül Hediye, eski misyon terimini de kullanıyorlar. Eddavetül Kadime gibi terimler kullanıyorlar. Tabii neden? Çünkü Fatımi İsmaillerinden de kendilerini birazcık ayrı tutmak istiyorlar. Ancak ben çok da şey yapmak istemiyorum. Asasin Asasin gibi, Arsasi gibi, Esesin gibi, Hesesin gibi böyle bir algı var. Tabii Arap Batılı tarihçiler bunu kullanırken biraz da İslamofobi korkusuyla da aslında yapıyorlar. Düşünsenize Haçlılar bu döneme geliyor. İlk geldiklerinde, Suriye bölgesine girdiklerinde İsmaillerle de karşılaşıyorlar, Dürzilerle de karşılaşıyorlar, Nusaylilerle de karşılaşıyorlar. Ve hikayelerini duyduklarında da işte bunlar suikast yapmayı ya da onların inançları o kadar kuvvetli ki Hasan Sabah'ın kurduğu yapıda inanç çok önemli, direniş çok önemli, bağlılık çok önemli, caize dediğimiz şeyler de var. Tabii bunları açıklayacağız ama bu bağlılığı, inancı ve direnişi anlayamadıkları için Hristiyan algısıyla belki ve suikastlerin tabii korkulu suikastlar, yani hani toplum içinde işlendiği için, çok ses getirdiği için, dönemin büyük devlet adamlarına yapıldığı için de hangi bilinçle yapılıyordu? İşte Hasan Sabah bunlara haşhaş içiriyordu da böyle yapıyordu. Bir de Marco Polo var. Arnold Lümpen bunu ilk söyler Haçlı yazarlarından. Sonra Marco Polo bunu aslında çok dillendirir. Evet. Ancak Marco Polo'nun seyahatnamesine hani baktığımızda Marco Polo bölgeye dahi gitmemiştir yani. Alamut Kalesi'ni görmemiştir bile ve yıkıldıktan çok sonra bölgeden geçiyor ve 17 yıl sonra yazıyor kitabını. Belki de hani
Bazı araştırmacılar da işte Marco Polo'nun seyahatnamesinde güvenilmemesi gerektiğini falan da söylüyorlar. Ama hani ben Alamut'u görmediğini biliyorum. Başka bir kaleyi gördüğünü düşünüyorum. Ve Marco Polo'nun zihin dünyasını düşünüyorum aslında bugünkü aklımla. Düşünsenize yani o bölgeden Alamut Kalesi yıkılıyor, geçiyor o bölgeden. Halktan duyduklarını anlatıyor. Efsaneleri belki birazcık abartarak anlatıyor ve güya orada işte cennet bahçesi, haşhaş kullanımı, dağın şehri gibi yani kitapta bunları da yazdık zaten. Çok da gerçekliği yok. Buradan da alarak batılı tarihçiler Hammer biraz yazar. O haşhaş terimini kullanır. O soru gelecek. Şimdi bir Sidar artık kadın ya da erkek olduğunu bilmiyorum. Çünkü böyle çok unisex bir isim. Şimdi aslında Fransızca daha suikastçı, Fransızca da evet, diyor. Suikastçı. Evet. Kelimeden bahsediyor. Şimdi aslında assassin İngilizce'de suikastçı demek. Suikastçı demek. Haşhaşi assassin, evet, suikastçı, katil, yani suikastçı anlamları var. Geçen bir tabir ve evet. Fransızca, İngilizce ve Avrupa dillerine de buradan geçen bir tabir. Yani haşhaş tüketerek, uyuşturucu madde tüketerek. Suikastçı anlamı da var tabii. Var, evet. Katil anlamı da var. Yani evet, sesinizi duyamadım. Şimdi hocam şunu söylediniz, bu Nizari İsmaili bölünmesinden bahsettiniz. Fatimilerle sonrasında işte Fatima halifesi Mutfansır'ın oğlu Nizar'ın yerine geçmesi gerektiğini iddia ederek burada bir ayrışma oluyor ve bunlara Nizari İsmaili. Tabii şöyle de ben söyleyeyim, yani 767 yılında Cafer Sadık vefat ediyor. İmametle ilgili tartışmalar çıkıyor aslında o dönemde ve Cafer'in taraftarları işte İsmailiye, mesela Nasusiye, Şümesliye gibi, Eftahiye gibi, Museviye gibi başka fırkalar da oluşuyor. Bu tabii Nizariler hani doğru isim hangisidir kullanımında derseniz, Nizarilerde Cafer Sadık tabii nispetle oluşan İsmail'in bir koludur. Dolayısıyla Nizar'ı destekledikleri için, Fatimi dönemindeki Nizar'ı destekledikleri için bunlar için kullanılması gereken doğru isim de Nizari İsmaili'leridir. Ve ben bütün çalışmalarımda da Nizari İsmaili'leri ismini kullandım. Hani hocam Haşhaşi'leri ismini niçin verdiniz bu kitapta diye sorarsanız, siz de okumuşsunuzdur Yalçın Hocam. İlk bölümünde bunlara neden Haşhaşi denilmemesi gerektiğini anlatıyorum. Ancak tabii biraz da yayın evimin de şeyi var bu ismi vermemde. Bu kitap çıktıktan sonra İran'daki dostlarım, arkadaşlarım, işte akademisyenler yazdılar, mail attılar. Niçin Haşhaşi kullanıyorsun diye. Ben de dedim ki neden Haşhaşi kullanılmamasını anlattım ben orada, ama hani bunda efsaneler ve gerçekler başlığını da o yüzden koydum zaten dedim. Siz de daha kullandınız dersen bunu da açıklayayım yani açıkçası. Şimdi ama bütün hocam, akademik çalışmalarımda Nizar İsmail'leri kullanıyorum ve doğru isminde Nizar İsmail'ler olduğunu düşünüyorum. Kendileri de işte yeni davet, eski davet gibi isimler kullanıyorlar kendileri için Nizariler. Kaynaklarda geçiyor zaten. Tabii Es-Sabahiye ismi de var. Hasan Sabah'tan dolayı alınıyor. Yine fedailerinden dolayı fedaiyin ismi de kullanılıyor. Talim öğretisinden dolayı talimiye isimleri de kullanılıyor. Hasan Sabah, yani Nizari İsmail'ler için kullanılıyor. Ancak doğrusu Nizari İsmail'leri de diyebiliriz. Şimdi aslında bu çerçevenin kendisini Assassin Legend Myths of the Ismailis kitabında Ferhat Daftari de anlatıyor. Evet. Bu kitap galiba Türkçe'ye de kazandırıldı. Çevrildi. Hatta burada. Evet. Ama garip olan şey, bu kitabı Türkçe'ye çeviren yayın evi hem Vladimir Bartol'un kitabını çevirdi hem de bu kitabı çevirdi. Aslında o hikayeyle anlatılan farklı bir Hasan Sabbah var. Burada Ferhat Daftari aslında bunların gerçek olmadığını dile getiriyor. Bunların işte Haçlılar, Marco Polo ve çevredeki farklı inançtaki insanların yakıştırmaları. Evet, yani,
Evet, mesela Bernard Lewis'in kitabı da öyledir. Yani haşhaşidir ama sonra bakıyoruz bir terör örgütü Fransa'da basıldı sanırım. Sonra Türkçe'ye falan da çevrildi. Bir terör örgütü haşhaşilendi. Yani bir terör örgütü mü acaba bunlar? Yani hani bu İslam'ı kötüleme fikri var ya Batılıların ya da İslam'ı anlayamama düşünceleri var ya işte onun üzerinden. Evet, bu sonra bir terör örgütü haşhaşiler olarak da basıldı. Giderek böyle bir terörize de edildi aslında. Hani bu ülkemizde de aslında terör örgütü olarak falan biliniyor. Ben buna da hani karşı çıkıyorum. Bunlar ya Hasan Sabah'ın bir davası var. Hasan Sabah'ın o dönemde Selçuklu dönemi içerisinde bir doktrini var. Ve Hocam, evet eylemleri birazcık şey olabilir ama hani devlet Devlet mi, örgüt mü, tarikat mı? Bana bu sorular da geliyor. Cevaplarız ileride, evet. şimdi hocam Hasan Sabbah'a bir soru sorayım ben. İsmaillerin inanç ve felsefelerine dair İmamet, Talim, Set, Kıyamet, Evren anlayışları var bunların. Şerif Evet. kurallara uyuyorlar mı? Örgütlenme, propaganda ve teşkilatları nasıl? İnanç felsefeleri yani genel anlamda nasıl? Buna dair bizi izleyenlere bir bilgi vermeniz mümkün müdür? Tabii. Şimdi Hasan Sabah'ın yolculuğu aslında kendisi İsna Şeria mezhebinden. 7 yaşında din adamı olmak istiyor. Öncelikle ben Hasan Sabah'ı şöyle bir özetleyeyim. 7 yaşında din adamı olmak istediğini söylüyor babası. Ve babası bunun üzerine Hasan Sabah'ı alıyor, Kum'a götürüyor. Kum'da o dönemde de Fatimi İsmaillerin aslında çok fazla yapılandığı bir bölge. Orada işte yolu İsmaililerle kesişiyor. En son İbn Attaş'la tanışıyor. İran başdayısıyla tanışıyor ve sonra tabii yolculuğu sırasında Cüveyni'yi anlatır. Ebu Fazıl'la karşılaşır. Bir rüya gördüğünü anlatır Hasan Sabah ve o rüya üzerine pardon ağır bir hastalık geçirdiğini söyler Hasan Sabah ve o ağır hastalıktan sonra tabii bu İsmaili dayıları ile yaptığı sohbetler sonucunda da dini akidesini ve şeyi sorgulamaya da başlar yani hani inanç değişikliğini de. Hastalıktan iyileşince de İbn Attaş tarafından Mısır'a gönderilir. Fatimilerin merkezi olan işte Fatim Halifesi'nin yanına gider. Sonrasında da Nizar'ın az önce bahsettiğim o yol ayrımında Nizar'ı destekleyerek İran'a gelir ve propagandasını başlatır. Ben böyle kısaca özetleyeyim o kısmı. İran'a geldikten sonra Hasan Sabah aslında Deylem denilen bölge, işte Kuistan denilen bölge, İran'ın eskiden beri Büheyliler döneminden beri aslında Şii grupların yapılandığı bölgelerde propagandasını sürdürür. Derviş kılığına girer, eline sopasını alır, tek tek dağlık bölgeleri gezerek işte kaynaklar, sünni kaynaklar, din akidesiniz zayıf olduğu, Zerdüştlük'ten henüz yeni çıkmış, İslam'ı tam kavrayamamış kesimlerdir ama orada zaten hani bir eskiden olan bir Şii yapılanma vardır dolaştığı bölgelerde. Deylem denilen bölgeye yerleşir sonuçta ve davasını anlatır ve davası şudur. Yeni bir işte merkezi otoriteyi değiştireceğini ve imam adına, nizar adına davette bulunur. Ve sonrasında da tabii yeni propagandasını genele yaymaya çalışır. İnanılmaz bir taraftar toplar Hasan Sabah. Ve sonrasında tabii propagandasının fikirsel boyutunu tamamlarken bir de talim doktrinini geliştirir. Talim doktrininde aşama aşama öğrenmeye dayanmaktadır. Şunu da söyleyeyim, Nizar adına davette bulunur ve beklenen bir imam vardır, onu üstte tutar. Kendisi hiçbir zaman sultan olarak görmemiştir. Kendisini hiçbir zaman imam olarak görmemiştir. Kendisini hüccet olarak görmüştür. Yani imamın vekili olarak görmüştür ve onun adına davette bulunur Hasan Sabah. Bütün bu propagandasını da onun üzerine kurar ve bunun için de talim doktrinini yerleştirir. Talim doktrini nedir? Aşama aşama gerçekleşecek bir şeydir ve dört aşamadan anlatır. İmamı merkeze yerleştirir ve akılı devre dışı bırakır ve der ki bizim anlayabilmemiz için bir mürşide ihtiyacımız var mıdır yok mudur tartışır.
İkinci aşamada bir mürşide ihtiyaç olduğunu söyler. Dördüncü aşamada o mürşidin kendisi olduğunu söyler. Çünkü aklın ettiğini, herkesin bu durumu anlayamayacağı üzerinden davranır ve en sonunda da kendisinin öğretici olduğunu anlatır. Yani ben kısaca basit anlamda bu şekilde anlatıyorum. Yani uzun uzun tabii biz kitapta bunu anlattık ama talim doktrinini merkeze yerleştirdikten sonra İran'ın çeşitli bölgelerinde Deylem, Kuistan gibi Alamut Kalesi'nin olduğu bölgeler, Hazar Denizi'nin kenarı, etrafı, dağlık bölge, Elbuz Dağları'nın olduğu bölgelerde tabii Arapların da yaşadığı, çok Arapların çoğunlukla yaşadığı bir bölge ve hedef kitlesi ezilmiş, o dönemki mevcut sistem tarafından ezilmiş, hor görülmüş, fakir, cahil kitleler üzerinde aslında biraz etkili oluyor söylemleri ve sonrasında da bu gezici propagandasının üzerine seyahatler çok önemli tabii, Hasan Sabah'ın seyahatleri, yaptığı seyahatler sonrasında da talim doktrinini merkeze yerleştiriyor ve diyor ki daveti cedide, yani yeni bir davette bulunuyorum ben diyor. Fatıma İsmail'lerinden ayrışabilmek için. Tabii 9 yıllık bir propaganda süreci var Hasan Sabah'ın fikirlerini yaymak için yaptığı bir propaganda süreci. Sonrasında da tabii dönemin Sultanı Melikşah ve Nizami Mülk var. Çok etkililer. Nizami Mülk'ün takibine takılıyor. Peki hocam, buraya geçmeden. O takibin sonucunda, bunu bir tamamlayayım istersen. O takibin sonucunda artık propagandasının ikinci aşamasına geçer. Mekan, kendine güvenilir bir mekan seçmek zorundadır. Ve güvenlik çok önemlidir bunun için. Evet, bunun için de Alamut'a gider, yerleşir diyebiliriz yani propagandasında. Yani bu Set dönemi mi hocam? Yok, Set dönemi şöyle, tabii biz onları anlatıyorduk. Şimdi bu daveti cedide, talim doktrini yerleştikten sonra Hasan Sabah'ın ilk iki şeyi, halifi hüccetlik yaparlar. Yani imam, beklenen bir imam vardır aslında Nizar İsmail'ler tarafından. Ancak daha sonrasında tabii artık beklenen imam gelmemektedir. Nizar toplumu artık endişelenmektedir. Gelecek imamın ismini bilmiyorlar, ne zaman geleceğini bilmiyorlar. Ve bu şeyi tutabilmek için de ikinci Hasan var. Bozorg Ümit Hasan diyoruz biz, kaynaklarda geçiyor. Kıyameti ilan etmek zorunda kalır. Ve der ki artık beklenen imam gelmiştir ve o imam benim, İmam Masum benim ve soyunu da Nizar'a dayandırır. Bir şekilde İmam-ı Masum olarak gösterir kendisini ve bir Ramazan'ın 17'sinde bir minber kurdurur. İşte sarı, mavi, yeşil bayrakları astırır, beyaz bir elbise giyer. Kendisi, yani şunu da belirteyim, Nizar İsmail'lerin dili Farsçadır, Farsça konuşurlar. Ancak kıyameti ilan ederken Arapça, yanında da birisini buldurur ve Arapça bunu söyler ve beklenen imam benim. Artık sizi yeni bir döneme giriyoruz. Yani Nizari toplumunun aslında bir değişime ihtiyacı vardır o dönemde. Birlikte tutulmak için belki, hani o direnişin belki kaybolması, belki çözülmenin olması Nizari İsmail'lerde. Onu engellemek için kıyamet ilan edilir ve burada da işte hani şiiri kurallar yok sayılır. Kıyamet evet ilan edildi, artık şiiri kuralların yapılmasına gerek yoktur. Cennet bugünkü dünyadır. Ve kendi doktrinlerine inanmayan diğer insanlar da cehennemde yaşamaktadır onların görüşlerine göre. Ve işte namazdır, oruçtur, hani her birinin farklı anlamlandırmaları vardır. Mesela namaz için namaz kılmaya gerek yoktur derler. Allah'ı her an kalbinde taşımak zaten namaz yerine geçer diye düşünürler. Bir örnek mesela bunu verebilirim. Şer'i kuralları devre dışı bırakıp, sonra bu kıyamet ilanını bitirdikten sonra işte Suriye'ye mesela Reşidüddin Sinan'a haber gönderir. Sen de burada kıyameti ilan et der. Civar bölgelere haber gönderir. Aslında burada şu vardır. Nizar İsmail'lerin aslında çözülmesi vardır. Yeniden
toparlayabilmek için belki gerekliydi o dönemde ve kıyameti ilan eder. İkinci Hasan'ın oğlu da bu kıyamet ilanını dediğimiz kısmı yerleştirmek için çalışır ama sonra Celaleddin Hasan dönemi gelir ve Setr dönemi başlar. Çünkü her ne kadar kıyamet ilanı yapılsa da Nizari toplumu bu kıyamet fikrine alışamamıştır. Eski geleneğini, eski inancını devam ettirmeye çalışmıştır. Belki siyasi ve politik bir süreçtir bu. Beklenen imamın bir de soya dayandırma kısmı var ya, hani ilk Hasan Sabah ve ilk iki Halef Hüccet'ti. Artık Nizar'ın soyundan devam edilmesi gerekiyordu. Kendisinin soyunu bir şekilde bağlar oraya ve o silsileden gitmesi gerektiğini düşünürler ama Setr döneminde hocam, de Setr dönemi gizlenme dönemi. Gizlenme takiye dönemi olarak görüyoruz. Yani mevcut sistem içerisinde yok olmamak için dönemin uygun ideolojisine, dinine, siyasetine, farklı tasavvuf, tarikat ya da hani farklı gruplar içerisine girme diyebiliriz biz takiye için ama Setr döneminde Celaleddin Hasan var. Celaleddin artık biz sünnileştik der. Ve yeni bir döneme girdi İsmailler der. İşte ezanlar okutur, annesini hacca gönderir. Hatta Alamut kütüphanesindeki kitapları, dönemin Kaşani alimleri derler ki sünnileştiysen artık bunu kanıtla derler. Alamut kütüphanesindeki Nizarilerin beddin dedikleri, kötü din dedikleri bütün kitapları meydanda, Kaşan meydanında yaktırır Celaleddin bizzat. Ve sünnileştiğini gösterir. Her yere haberler gönderir. Ve o dönemde ise küçük bir ordu kurulur. Özbeklere de mesela yardım edilir falan. Yani farklı bir dönemdir ve takiye dönemidir. Sonrasında bakıyoruz hani Nizariler aslında devam ettirmişlerdir yine şeylerini, doktrinlerini. Tabii bozulmalar, çözülmeler tabii ki var. Evet. Yani bu üç aşamada inceleyebiliriz. İşte talim doktrini, onun yerine kıyamet ilanı ve Setr dönemi dediğimiz dönemdir bu dönem. Örgütlenme ve propagandalarından da aslında buna dair bir şey eklemek ister misiniz hocam? Neyle ilgili? Nasıl örgütleniyorlardı propagandalarını ve teşkilatlanması? Tabii ki propagandası, teşkilatlanması Hasan Sabah'ın şöyle diyebiliriz. Şimdi Hasan Sabah... aslında eşi benzeri görülmemiş bir teşkilatlanma yapısı kuruyor ve efsaneleştirmesini de sağlayan şey bu. Yani çok inanılmaz kıvrak zekalı bir adam. Çok iyi teşkilatçı, çok iyi plancı ve gizliliğe çok önem veriyor. İstihbarata çok önem veriyor ve teşkilat yapısında şöyle bir şey yapıyor. Yani en üstte yine İmam-ı Masum ve Nizar adına davet var. İmam en üsttedir. İkinci sırada Hüccet yani kendisi vardır. Ya kendisinden sonraki işte iki gelen ve Hasan Sabah şey de der, 90 yaşında vefat eder. Der ki imam gelene kadar benim yaptığım görevi devam ettirin. Gelince de bu makamı ona teslim edin der mesela. Böyle bir vasiyet de bırakır. İkinci kısma imam adına davet Hücceti koyar. Üçüncü kısma da Şeyhül Cebel dediğimiz Reisül Davet denilen bir dayı ekber ya da büyük dayılar. Şeyhül Cebel aslında Hüccet, Şeyhül Cebel, Hasan Sabah hani dağın şeyhi deniliyor ya Haçlı kaynakları. Birinci sırada pardon imam, ikinci sırada işte Hüccet, Şeyhül Cebel. Üçüncü sırada dayı ekberler vardır. Dayı ekberler büyük dayılardır. Bunlar biliyorsunuz Hasan Sabah'ın böyle bir coğrafyası yok. Dağınık kalelerden oluşan yapıları var. Yani birçok kale işte Alamut Kalesi, Lanmesar Kalesi, Girtkuh Kalesi yani Selçuklu topraklarında İran'da ve Suriye'deki yapılanması kaleler üzerinde ve dağınıktır Hasan Sabah'ın. Dolayısıyla bu dayı ekberlerin her birini oraya yerleştirir. Mesela Alamut Kalesi'nde kendisi vardır. Şahdis Kalesi'nde İbn Attaş'ın oğlu yine İbn Attaş bin Melik vardır. Sonrasında bakıyoruz başka bir kaleye yine Muzaffer Reis, Muzaffer Girtkuh Kalesi mesela Reis Muzaffer vardır ki Selçuklu aslında şeyidir. Selçuklu sarayına bağlı olarak çalışır ve gizliden mesela Girtkuh Kalesi'ni yapılandırır. Sonra da ben İsmailiyim diye ilan eder ama kaleyi yapılandırırken ki bütün kaynakları da Selçuklu'dan alır. Maddi manevi bütün kaynakları diyebilirim. Dördüncü sırada tabii
şeyler var, dayılar var. Bu dayılar da dini elçilerdir. Dini elçilere tacir olarak, zanaatkar olarak çeşitli kılıklarda halkın içerisine karışırlar. Davette bulunurlar. Onlara işte çok dindar gibi gösterirler kendilerini. Daha doğrusu sünni dindar olarak gösterirler kendilerini. Evlerine davet ettirirler. Sonra onlara işte bir şekilde sohbetleriyle ben size gerçeği anlatacağım der. Ve gerçeği anlatır. Bunun için de bize bağlanmanız gerekir, sırrı vereceğim diyerek aslında halk tabanındaki örgütlenmeyi yerleştirir. Halkın içerisindeki taraftar toplama ekibidir diyebiliriz. Beşinci kısımda yoldaşlar ve refikler vardır. Altıncı kısım aslında burada çok önemli, fedailer vardır. Yani Hasan Sabah'ın o dönemki ortaçağ dünyasını düşündüğümüzde büyük bir Selçuklu var karşısında. Büyük bir imparatorluk dediği bazı kaynaklarda imparatorluk bazı çalışmalarda geçiyor. Yani muazzam bir ordusu var, muazzam bir sınırı var değil mi? Ona karşı farklı bir yöntem deniyor ve fedaileri kullanıyor. Aslında Selçuklu'yu çok iyi tanıyor. Devlet adamlarını çok iyi tanıyor. Muazzam bir ordu kuramayacağı için de fedaileri tek tek önemli devlet adamlarının üzerine göndererek yaptırdığı suikastlerle aslında çok etkili bir yöntem kullanıyor, fedaileri kullanarak. Ve burada da Selçuklu zaten biliyorsunuz Nizamülk'ün suikasti, sonrasında diğer çok önemli komutanlar, emirler, din adamları. Ben bu suikast listelerini de kitaptan tespit ettim. Kaşani'nin eserinde vardır, Reşidettin de vardır. Bu listeyi ben çıkardığımda suikast listesi, mesela Alavut Kalesi'ne asılmış listedir bu. Nizamülk'ün suikastini tasviridir bu gösterdiğinizde. Suikast listelerini mesela fedai işledikten sonra Alamut Kalesi'ne asılır. O listeden sanırım bir şeyler yazılmış dönem kaynaklarına. Ne zaman, kim tarafından öldürüldüğüne dair bilgiler bulunur fedailerle ilgili. Tabii en sonunda da bu fedaileri birazdan belki anlatırız vaktimiz olduğunda ama Lasikyun yani taraftarlar gelir 5. sırada da. Ve her birinin görevi vardır teşkilatlanma yapısı içerisinde. Belli bir toprağı yoktur dedik. Düşünün Selçuklu ve Suriye coğrafyası biraz daha karışıktır Suriye coğrafyası o dönemde. Haçlar gelir işte biliyorsunuz Nusayriler, Dürziler bir tarafta sonrasında karışıktır ama İran coğrafyasında Selçuklu vardır. Ve Selçuklu coğrafyası içerisinde de kaleler üzerinden aslında bölgesel nasıl diyeyim farklı farklı kaleler üzerinden kontrol sağlamaya çalışır ve her kalenin kendi dayı ekberi kendi kalesinden sorumludur. Ve bir ekonomisi yoktur yani bunların. Selçuklu'nun parasını kullanırlar ki son dönemde bastırdıkları bir para vardır. Gelir olarak hani tabii bir şey kurmak isterlerse bakıyoruz. Selçuklu'nun yollarını keserler ve oradan gelen kervanlardan bir şeyler elde ederler. Yine bakıyoruz Selçuklu köylerinden zorla vergi aldıklarını biliyoruz. Ve bu dağınık yapı içerisinde de varlığını devam ettirmeye çalışır ve aslında otonom bir yapı kurar. Yani militarist ve otonom bir yapı kurar. O dönem için tabii ki önemlidir yaptığı şeyler. Evet. Bazı izleyenlerimiz anlayamıyor resmi. Şurada bir hançer, burada Nizam-ı-Mülk, Büyük Selçuklu veziri. Onu hançerleyen bir fedai, suikastçi var burada. Evet, Nizam-ı-Mülk Hasan Sabah'ı dedik ya hani takibi almıştır. Hatta Melihşah önceleri, Sultan Melihşah önceleri aslında çok önemsemez Hasan Sabah'ın yaptığı propagandayı ama Nizam-ı-Mülk onu uyarır. Tehlike oluşturduğunu, otoriteyi yıkacağına dair ya da en sonunda da tabii Hasan Sabah bunu fark eder ve bir fedaisini gönderir. Yine bir Ramazan günüdür. Bir mektup vermek için gelen bir fedai çok yaklaşır ve hançerini çıkarıp onu şey yapar, nedir onun adı? Öldürür.
hançerler ve çok büyük oluyor. Hemen ölmez tabii. Nizamet Melihçah'ın yaptırdığını düşünür. Bazı kaynaklarda öyle yazar. Ancak Melihçah'ın Nizamülk'ün taraftarları ayaklanır, Melihçah hemen atına biner, o ordudaki askerleri sakinleştirmeye çalışır. Tabii Nizamülk temel taşıdır yani Selçuklu'nun. Onun ölümünden birkaç ay sonra da Melihçah'ın ölmesi, hatta Melihçah'ın eşinin Nizarilerle anlaşıp bunu planladığına dair kaynaklarda da hani şeyler yazar. Farklı farklı görüşler vardır ama Nizamülk'ün ölmesi Selçuklu'nun belini kırmıştır. Ardından Melihşah'ın ölmesi zaten Selçuklular biliyorsunuz Fetret dönemi gibi bir döneme giriyor. Muhammed Tapar ve Belkörük arasındaki mücadeleler başlıyor. Taht mücadeleleri, bunlara Nizariler de dahil oluyor ve Nizarilerin önü açılıyor. Orduya da sızıyor, devlete de sızıyor. Yani hatta Muhammed Tapar'la Belkörük arasında çok sık şeyler, çatışmalar olduğu için Belkörük'ün İsmaili olduğunu, ordusuna da İsmaililerin sızdığına dair böyle düşmanca tavırlar gerçekleşir. Bunun üzerine hatta Belkörük suikaste uğrar, pazasından yaralanır ve bu söylemler üzerine de toplu halde Nizarileri katlettirir mesela Belkörük. Böyle tepkiler de vardır. Hem devlet bazında, devlet büyükleri arasında çatışmalar görüyoruz. Tabii halk tarafından da, halk arasında da böyle ayrışmalar olur. Birbirlerine işte suçlamalar ya da katliamlar, öldürmeler, yani sonraki süreçte anlatabiliriz tabii ki onları da. Hem toplumsal infial yaratır aslında. Yani düşünsenize o zamanı düşünün yani. Halksınız, basit bir halk. Ama bir gün duyuyorsunuz bir veziriniz öldürülmüş. Bir gün duyuyorsunuz bir çok önemli bir emir öldürülmüş. Bir gün duyuyorsunuz din adamı öldürülmüş. Yani 72 tane devlet adamı ben tespit ettim listede öldürülen. Ve korku uyandırıyor sizde. Bugünkü gibi sosyal medya yok. Bugünkü gibi haber yok. Ve fedailerin bu suikastleri gerçekleştirirken yaptığı yerler çok ses getirmesi için cuma namazları sonrası mesela pazar yerleri, kalabalık yerler ve fedai şey yaptıktan sonra suikastini işledikten sonra da kaçmaz. Kaçamaz zaten öldürdüğü bir vezir. Vezirin korumaları onu hemen yakalayıp orada şey yapar yani öldürür. Dolayısıyla fedailer bir taraftan da ölüme gider. Tabii bunların bu cesareti, toplum içerisinde yaşattığı yaptıkları eylemler korku, sansasyon yaratır ve işte Marco Polo'ya kadar ulaşıyor yani sonraki dönemde ve o günden bugüne de devam eden bir süreç vardır. Şimdi hocam popüler kültürde özellikle çok işlenen bir tema, yer yer dile getirilmekte. Bilhassa bu gizli örgütlenmeler, yapılanmalar, suikastçiler üzerinden yer yer işte Hasan Sabbah Alamut, yani bu gizli örgütlenmeler, hücre örgütlenmeleri üzerinden sürekli bir Hasan Sabbah vurgusunun yapıldığını görürüz. Ama aslında Türkiye kamusunda ya da kamu hayatında yer yer dizilerde de belirli anekdotlara konu olduğunu görüyoruz. Şu var, Selahattin Eyyubi'nin döneminde tabii ki Reşidettin Sinan var. Hasan Sabbah Suriye bölgesinde değil. Reşidettin Sinan da Hasan Sabbah gibi aynı yöntemi deniyor o bölgede. Yani başlarda tabii ki Nizar Alamut Kalesi'ne bağlı olarak hareket ediyor ama sonrasında kendi başına hareket etmeye başlıyor. Ve Reşidettin Sinan'ın da bu tip şeyleri var. Suikast fedaileri gönderdiğini işte sadece Temporal Şövalyelerini mesela şey yapmıyor. Ama onun dışında birçok insana suikast düzenliyor. Bunlarda Hristiyanlar var. Yine diğer şey gruplar var, Zengi döneminde hareketler var ve Reşidettin Sinan mesela bu suikasti gerçekleştirebilmek için özel hançer yaptırdığı ve üstüne de kimi öldürülecekse onun ismi yazdığı geçer kaynaklarda. Fedailerin tabii ki suikast işleme teknikleri ve bağlılıkları, inancı, direnişi çok önemli. Mesela çok küçük yaşlarda bu fedailer 12 ve 18 yaşlar arasında diye geçiyor kaynakta. Nasıl eğitim aldıklarına dair çok bir bilgimiz yok ama
çok sabırlı olduklarını biliyoruz. Çok sadık olduklarını biliyoruz. Kurbanını seçtiği zaman Hasan Sabah'ın ya da sonraki Alefliler kurban, yani fedailer kurbanının yanında çok iyi gizlenebiliyorlar. Mesela kılık değiştirebiliyorlar. Çeşitli kılıklara, hizmetçi kılığına, seyis kılığına, Selçuklu Sarayı'na mesela bu kılıklarla sızmışlardır. Yine öğrenci olarak mesela Fahrettin Razi'nin derslerine katılmışlardır ve dönemin alimlerinden Fahrettin Razi'nin derslerine katılıyor. Fedai uygun bir zamanı bekliyor ve o uygun zaman geldiğinde de yanına gidip hançeri boğazına dayıyor. Tabii Fahrettin Razi de dinleyicilerim sen ne kadar bilir bilmiyorum. Derslerinde çokça İsmail'lerin şey yapan, eleştiren dönemin alimlerinden birisi. O eleştiriler üzerine aslında çok ciddi tehdit alır. Odaya girer Fedai ve hançeri boğazına dayar. Eğer bu söylemlerini devam edersen bu hançer senin boğazını keser der. Tabii böyle bir itişme kakışma olur aralarında. En sonunda tamam der Fahrettin Razi, ben seni duyuracağım. Hem der Fedai, bu şeyi yapacaksın, söylemlerini değiştireceksin, hem de bize 3000 dinar mı, 350 dinar şu an hatırlayamıyorum, belli bir miktar para vereceksin der çeşitli dönemlerde. Fahrettin Razi bunları kabul etmek zorunda kalır canını kurtarmak için. Ertesi günlerde de tabii yine derslerine devam eder, öğrencilerden birinin dikkatini çeker. Hocam artık şey yapmıyorsunuz diye. Ben tabii çok basit anlatıyorum izleyicilerimiz anlasın diye de. En iyisi hocam. Günlük dilimizle anlatıyorum. Evet, günlük dilimizle anlatıyorum. Adabı da çok bozmak istemiyorum ama Fahrettin Razi der ki evet, onların burhani katisi var. Yani keskin kılıçları var der. O yüzden biraz da giremiyorum der aslında ama hani çok her dediğim gibi mesela orduya sızdıklarını biliyoruz. Hatta öyle bir korku salarlar ki dönemin devlet adamları zırh giyerek etrafında korumalarla sarayın içerisinde dolaşırlar. Yani halk bazında korku verir ama devlet adamları da çok korkar. Dönemin vezirleri, dönemin işte alimleri. Sultan dahi çok korkar. Mesela Sultan Sencer'in olayı vardır. Örnek olarak verebilirim. Saraya o kadar sızmışlardır ki herkes bilir bunu. Yani yastığın altına hançer koyulmuştur. Ve oraya da bir not bırakılır. Sultan Sencer'in hizmetçisi ya da kadın cariyesi, hani farklı şeyler geçiyor kaynaklarda ama orada Sencer'e bu hançer boynunu keser yazısı gider. O yazı çok mühimdir aslında. O zamana kadar Selçuklu İsmail'leri tanımamıştır. Ve hep Alamut Kalesi defalarca kuşatılmış ve güçleri kırılmak için uğraşılmıştır Muhammed Tapar, Berker Öklerim'de. Ama Sencer de tabii ki uğraşmıştır ama o mektuptan sonra Nizari Alamut merkezle anlaşmaya gider. Ve yaklaşık 40 yıl gibi bir süre anlaşma yapılır. İşte siz artık yayılmayın çok fazla. Kalelerinizde oturun, mevcut sistemi koruyun. Biz de sizi kuşatmayacağız ve suikastleri durdurun anlaşmasıdır. Tabii bu resmi olarak tanıyor olması önemli o dönemde Nizarileri. Yani artık ondan önce hani resmi olarak tanımıyor. Bir sorun var. İşte yayılma gösteriyor. Otonom bir yapı. Dili siyasallaştırmış filan ama bu anlaşmayla resmi olarak aslında tanıdığını biz görüyoruz sonraki dönemde İsmailleri. Alamut merkezi aslında tanıyor. Evet. Hocam, tabii fedailerin, şunu da ben söyleyeyim. Fedailerin suikast işledikten sonra ölmeden Alamut Kalesi'ne dönerse eğer Nizariler tarafından da çok kötü karşılanıyor. Hani fedai olmak hiç de kolay değil o dönemde. Görevini tamamlayacaksın. Hasan Sabah evet iki kişiyi yolluyor görev için ama ya da Alamut merkez diyeyim. Arkasından bir iki kişiyi de onlar görevini yaptı mı yapmadı mı diye de kontrol için gönderiyor. Onlar gerçekleştiremezse diğer iki kişi ya da üç kişi arkadan gelenler gerçekleştirebilsin diye. Mesela meydanlarda yapılan şeyler için ama eğer gerçekleştirememişse de fedai Alamut Kalesi'ne dönemez. Bir tane örnek var, kaynaklarda geçiyor. Dönüyor bir tanesi Alamut Kalesi'ne. Annesi onu utançla karşılıyor ve yüzünü siyaha boyuyor.
Ve bu benim için utançtır diyor. Yani böyle toplumsal bir şey de var Nizarilerin içerisinde. Ancak eğer başarılı bir şekilde de suikast gerçekleşmişse Alamut Kalesi'nde şenlikler düzenleniyor. Mesela Nizamülk'ün suikastinden sonra bütün kalelerde işte şenlikler düzenlendiğini biliyoruz. Onlar için çünkü başarılı bir eylem o. Aslında baktığınızda o yüzden fedai olmak da hiç kolay değil. Öldürmeye giderken ölüyorsun ve bu inanç boyutu da çok önemli. Yani bunu inançla yapıyorsun. Hocam, ve burada, direnişleri de çok kuvvetli. Alamut Kalesi'ne şimdi geldiğinde Cüveyni şey yazar. 6-7 tane fedai kalmıştır der Alamut Kalesi'nde kaleyi savunan. Düşünebiliyor musunuz? Sonuna kadar davalarının peşindedir. Evet, buyurun hocam. Hocam şimdi bu deminki şeyi izlettik, görüntüyü izlettik. Aslında o görüntüde kastımız şuydu. Türkiye popüler hayatta, popüler kültürde özellikle bu mevzunun çok işlendiğini dile getirmiştik. Şimdi şöyle bir realite de var hocam. Bu yine popüler kültür içerisinde edebiyat önemli bir yer ediniyor. Ve aslında programa başlarken de ifade etmiştik. Vladimir Bartol'un, efendime söyleyeyim, Emin Mağlup'un, Semerkant Bartol'un Alamut romanları. Şimdi bu Emin Mağlup, Semerkant romanında Hasan Sabbah, Ömer Hayyam, Nizami Ömer Hayyam arkadaşlarını soran. Evet, bunların arkadaş olduğunu ve ileride kim yükselirse bir yere ona yardım edeceğini bilecek. Yani kurmaca bunlar aslında birazcık. Ben Reşülüttin'de böyle bir şey okudum ama şöyle diyelim, yaşları tutmuyor. Okul arkadaşı olduğu doğru değil. Çünkü Nizami Hikmet onlardan daha yaşlı. Güya hani üçü okul arkadaşı, kaynakta öyle geçiyor. Daha doğrusu hani romanda da öyle sanırım. Okudum ben Semerkant, yıllar önce okudum ama sonrasında da İşte şey olursa, romandan değil de hani bu benim okuduğum çalışmalarda Reşülüddin'de işte Hasan Sabah kim iyi bir konuma gelirse o onu taşıyacak diye kendi aralarında anlaşırlar. Nizami Mülk vezir olur. Hasan Sabah Selçuklu Sarayı'nda maliyeden görevli bir konuma gelir. Ömer Hayyam da der ki ben işte bilimle uğraşacağım, işte astronomiyle falan uğraşacağım, rasathanede çalışmalarıma devam edeceğim der. Sonrasında da bütün davasını bunun üstüne kurar Hasan Sabah. Nizami Mülk'le anlaşamaz, vezir olamaz ve Nizami Mülk'e karşı gelmek için de bu bütün yaptığı her şeyi bunun üzerine yüklerler. Popüler kültürde bu var. Bir kere Nizami Mülk okul arkadaşı değil, Nizami Mülk daha yaşça büyük. Ömer Hayyam'la yine öyle yolları kesişmiyor diyebilirim yani. Evet. Ortada bir mektup var. Uzun uzun diye Hasan Sabah'ın Melihşah onu uyarmak için bir mektup gönderiyor. Mektupta ona uyarılarda bulunuyor. Hasan Sabah da ona uzun bir cevap yazıyor. Ancak yani defteri olsun, işte Bernard Lewis olsun, yine İbrahim Kafesoğlu olsun, bununla ilgili bir takım şeyler yazıldı. Mektubun sonradan yazıldığına dair, yani Alamut sonrasında yeni bir algı yaratmak için yazıldığına dair kaynaklar var. Yani otoriteler tarafınca, tarih otoriteleri tarafından bugün kabul edilmiyor mektup. Bir kere orada babasının Şafi olduğunu söylüyor mesela Hasan Sabah mektupta. Ama az önce dedik İsnaş Şeria mezhebinden denim diyor yani Cüveyni'nin eserinde. Oradaki isimler, olaylar çok o dönemi yansıtmıyor. Sonradan yazılmış olarak hani tarihi kaynak olarak kullanılıyor. Ancak ben bu Haşhaşlar kitabında da onu şey yaptım, anlattım. Peki hocam, sesime şey geliyordu arada. Alamut yo, nerede? Ben gayet iyi duyuyorum. Alamut nerede? Önemli konumu ne? Akıbeti ne oldu? Bugün duruyor mu? Bu Alamut'taki kitaplar ne oldu? Alamut, tabii. Alamut İran'da bugün.
Talekan Nehri geçiyor. Rudbar Vadisi denilen bir yer var. Gazvin'in yakınlarında. Ve İran'ın Elbur Sıra Dağları denilen böyle yüksek, yalçın, tepelik bir yer. Sizin isminiz de geçti tabii. Yalçın deyince. Yalçın böyle yüksek bir yer ve en yüksek tepesi aslında Alamut. Böyle ulaşılması zor, kayalık, işte Kartal Yuvası olarak geçiyor. Yüksekliğinden dolayı. Ve gidenler söylüyor, ben gidemedim bir türlü. İran'da 2 yıl yaşamama rağmen bir türlü gidemedim böyle. Her gitmemde başıma bir şeyler geldi. Dedim Hasan Sabah istemiyor herhalde benim gitmemi dedim. Bir tanesinde trafik kazası geçirdim falan. Ama hani çok iyi bilirim bölgeyi yine de. Gazvin'e kadar gittim, otobüsümüz bozuldu. Bir tanesinde özel araçla gittik, uçurumdan uçtum falan. Uçmak üzereydim. Böyle başıma hikayeler gelince, bir tanesinde arkadaşım hastalandı. Tam gideceğiz, hazırlık yaptık ekiple falan, gidemedik. Onu hastaneye götürdük. Dedim gitmiyorum. Tabii Alamut Kalesi, Elbur Sıra Dağları'nın çok kıvrımlı bir yer, kayalık bir yer, ulaşılması çok zor bir yer. Hasan Sabah Alamut Kalesi'ne yerleştikten sonra zaten savunmayı çok önemsiyor. Yani mekan ve savunma çok önemli. Tabii ki korunma da çok önemli. Muazzam bir ordusu olmadığı için ne yapacak? Korunmaya ve savunmaya harcayacak emeğini. Ve birçok kaleyi de öyle, Girtkuf Kalesi de ele geçirildikten sonra ilk yaptıkları şey Alamut Kalesi'nde de ele geçirdikten sonra surları sağlamlaştırmak oluyor. Sonra uzun direnişler var. Yani Selçuklular Mehmet Tapar döneminde ise 7 ay kuşatma var. Melikşah döneminde, yine Belkyörük döneminde uzun kuşatmalara dayanabilmek için içerideki halkın sağlığını da korumak zorunda. Mesela yiyecek depoları yaptırıyor. Su sarnıçlarıyla su getirtiyor kaleye kadar. İşte önünü kesiyor, göletler oluşturuyor. Soğuk su depo, soğuk yiyecek depoları oluşturuyor. İçine yiyecekler koyduruyor. Hatta Hülagu Cüveni döneminde kaleye girdiğinde kalenin sağlamlığından bahseder. Muazzam bir sağlamlık vardı der. Evlerin damlarını kazmalarla yıkabildik. Ve yiyecek deposundan da bahseder. 170 yıl yiyeceklerin saklı kalabildiğini, İsmaillerin de bunu Hasan Sabah'ın kerametine bağladığını söyler. Yani Alamut Kalesi'ne girdiğinde şaşkınlığını anlatır Cüveyni eserinde, Cihan Guşa'da. Dolayısıyla Alamut Kalesi'nin içerisinde tabii hani Marco Polo'nun anlattığı o cennet bahçeleri, hikayeleri vardır ya, efsaneler. Öyle bir cennet bahçesi de yok Alamut Kalesi'nin içerisinde. Evet, Yani mesela. Hasan Sabah tabii kaleye yerleşince etrafına hemen meyve bahçeleri diktiriyor. Kalenin ihtiyaçlarını sağlamak için diktiriyor. O meyve bahçeleri, İşte Hasan Sabah'ın Alamut Kalesi'ne yerleşmesi, 35 yıl boyunca kaleden sadece 2 kez çıkması, ya odasından, daha doğrusu kaleden değil odasından 2 kez çıkması, suikastleri, fedaileri aslında o dönemde de böyle konuşulan, efsaneleşen şeyler olmuş bundan dolayı. Ama hani Marco Polo'nun anlattığı o fedailerin gittiği, hani Hasan Sabah karıştırıyor da, ya Hasan Sabah'ın huzuruna gelen fedailer, Hasan Sabah onlarla sohbet ediyor. Ederken işte içine koyduğu şerbetlerin içine koyduğu o bayıltıcı ilaç, her neyse, bayıltıp fedaileri gizli yollardan cennet bahçesine gittiğini anlatır Marco Polo. Ve sonrasında da orada işte 3 gün 4 gün fedailer hurilerle dans ederler, şarkı söylerler, bir yerden bal akar, bir yerden şarap akar, bir yerden işte böyle türküler, şarkılar, aslında birçok dini metinde yer alan cennet tasvirini tasvir eder Marco Polo. Batının algısıyla anlatır. Çok küçük yaşta zaten bölgeye geliyor. Batının algısıyla duydukları, dinledikleri belki cennet tasvirini de yapar diğer dini metinlerde olan. Dolayısıyla yani öyle bir cennet bahçesi de yok. Alamut'ta müskürat, Haşhaş haşhaş tüketimi var tüketimi var mı? mı? Haşhaş kullanımına dair inanın ben ortaçağ, yani dönem kaynaklarına baktığımda pek bir şey görmedim. Bunu yine Arnold Haçlı ve kaynamelerden Arnold Lümpen'in aslında ilk haşhaş kullandıklarını, dağın şeyhi tabirini oradan biz görüyoruz. Sonrasında Berklat var. O şey yapıyor. Hamur biraz anlatıyor. Sonra Marco Polo, yani dönemimize kadar batılı yazarlar getiriyor ama hani o dönemde başka tasavvuf çevreler tarafından daha şaş kullanımı var aslında.
Ancak Hasan Sabah'ın fedaileri haşhaş kullanıyordu. Ben ortaçağ kaynaklarında görmedim. Sadece Haçlıların birazcık yazdığı şeylerden, Arnold Lümpen'in yazdığı şeylerden, sonra Marco Polo'nun hikayesi üzerinden geliştiğini düşünüyorum. Ama ne Cüveyn'de, ne Reşiddin'de, ne sonraki işte Mirhan, Timur dönemi, Safevi dönemi kaynaklarını falan hiçbirinde görmedim yani. Batılı yazarların, aslında Batılı yazarların haşhaş kullanmıyorlar dedim. Evet, Hasan Sabah'ın da bahsediyorum. Yani sofu çilekeş bir hayat, iyi bir alim, mutasavvıftır Hasan Sabah bir taraftan da. Ve oğlunu mesela şarap içtiği için öldürür. Diğer bir oğlunu da kendisine muhalefet ettiğini düşünerek öldürtür. Hatta kalenin içinde bir nezleni de kırbaçlatır. Yani böyle bir düşüncedeki bir adam haşhaş kullandırtırarak bunu yaptı mı bilmiyorum. Yani ben görmedim ama şu var. İnanç her şeyi yaptırır. Ve Batılı yazarların geçmişten bugüne bunu anlayamaması çok normal. İnanç ve direniş ve bağlılık. İslam'da çok önemli figürlerdir bunlar. Dolayısıyla budur yani. Hasan Sabah'ın o bağlılığı, o kendi taraftarlarına anlattığı söylem, o yüklediği o direniş gücü yine fedailerine muazzamdır. Bunu anlayamaz Batılılar. Şimdi İsmailer çevrelerindeki kişiler tarafından nasıl görüldü? Yani Sünniler ve diğer Şiiler onlara nasıl baktı? İsmailer mi? Şöyle, tabii ki Sünni çevreler tarafınca mülhit olarak, zındık olarak, dinden çıkmış olarak görüldü. Diğer Şiiler tarafından da aslında böyle bir bölünme var diyebiliriz. Yani onlar tarafından da dışlandıklarını görüyoruz. İran coğrafyasına baktığımızda bir taraftan 12 imamcı, yani İsnaşeriye dediğimiz bir Şii yapılanması var. Selçuklar mesela bunlara daha pozitif bakarken İsmaillere daha sert bakmıştır. Çünkü militarist dediğimiz gibi bir tavır takındıkları için ya da merkezi otoriteyi tehdit ettikleri için, silahlandıkları için belki. Ancak hani 12 imam şeyleri, türbelerini mesela Selçuklu onların varlığını devam ettirmiştir, korumuştur diyebiliriz. Evet. Peki sadece bağlantımız da kopuyor, evet hocam. Bunlar sorun sadece yine, Melik Şah'a karşı bir suikast düzenlemediler ki. Hakeza Haşim Hoca, Haşim Şahin Hoca şey diyor. Selahattin Eyyubi'ye de bir suikast düzenlediler ve yüzünden yaralı. Ben şimdi Suriye, tabii Selahattin, yani ben Suriye kısmına geçmedim. Yani Selahattin Eyyubi tabii ona yaptığı bir suikast var ama sonrasında ılımlı bir politika da gidiyor Reşitüddin Sinan'la anlaşarak. Ben daha çok İran merkezli anlatmaya çalıştım. Haşim hocamıza da buradan selam yolluyorum tabii ki. Eyvallah hocam. Yani şöyle diyelim, Suriye İsmaillerin Haçlılara karşı, Dürzilere karşı, Reşitüddin şeye karşı, Selahattin Eyyubi'ye karşı şeyi var, suikastleri var yani. Aslında Suriye'deki İsmaillerin hedef kitlesi şu: hangi inançtan, hangi dinden olursa olsun kendilerine karşı gelen herkese suikast düzenlemişlerdir. Ancak sadece Temple şövalyeleriyle anlaşmışlardır. Hatta vergi de vermişlerdir. Belki biraz korktular, bilmiyorum. Ancak onlara karşı daha mülayim bir tavır takındıklarını biliyorum. Ama şu var, Haçlı ve Sünni yöneticiler ile değişen işbirliği politikaları var. Yani duruma göre hareket ettiklerini biliyorum. Yani mesela önceleri bakıyoruz, Nizariler Haçlılar ile işbirliği içerisinde, mesela Suriye bölgesinde. Haçlılara karşı Sultan Selahattin Eyyubi ve Baybars'ın desteğini, sonra da onların desteğini alarak Haçlılara karşı böyle barikat olarak kullanmışlardır. Yine Sünnilere tabii daimi tehdit oluşturduklarını biliyoruz. Haçlılara karşı uygun bir siyaset benimseyememişlerdir mesela. Dağınık bir şey vardır yani Suriye'dekilerin suikast yöntemi ve etnik ve inanç olarak da dağınık düşmanları vardır. Yani tek tek karşılaşma yöntemi de var. Yani burada Haçlılara karşı Musteli, Dürziler gibi yapılanan suikastlar
Bunlara yapılan suikastler aslında en iyi örnektir yani. Tabii hem Haçlılara karşı hem de diğer Şii gruplara karşı Nizariler Suriye bölgesinde hem de Sünnilere karşı dirençli kalmaya uğraşmışlardır diyebiliriz. Tabii Sünnileri ve Şiileri kısa vadede taktiksel olarak bölmüşlerdir. Uzun vadede stratejik olarak da birleştirmiştir aslında bu dönem baktığımızda. Yani Müslüman ve Haçlı kuvvetleri arasında dikkate alınacak bir konuma sokmuşlardır. Bunları da suikastlerini yaparak aslında biraz ayakta tutuyorlar diyebiliriz. Şimdi İsmailler kime karşı mücadele ettiler? Bir suikast listeleri var mıydı hocam bunların? Var tabii suikast listeleri. Başta kendilerine karşı gelen herkes, vezirler, Nizamülk örneğini verebiliriz. Yine sultanlar, mesela Haşim hocamızın söylediği gibi Selahattin Eyyubi, belki Yoruk'a başarısız bir suikast girişiminde bulunuyorlar. Bunun dışında Haçlılara yine bulunuyorlar. Din adamları var bunların içerisinde. Emirler, komutanlar var. Özellikle İran coğrafyasından da bahsediyorum. Yani kendilerine karşı gelebilecek aslında her kesimden insana suikastleri var diyebiliriz. Evet hocam. Peki biraz da böyle yorulmaya başladım galiba Yalçın hocam, ben ses de gidiyor. Evet buyurun. Tamam. Son sorularımı sorayım hocam. Alamut'u aldıktan sonra Hülagu Alamut'u fethettikten sonra bu Moğol imparatoru İsmailler nereye kaçtılar? Anadolu'ya geldiler mi hocam? Şöyle, Alamut tabii yıkıldıktan sonra İsmailler ne oldu sorusu. Bir kere İsmailler hani yok olmadı. Sanki yok olmuş gibi anlatılıyor sonraki dönem çalışmalarda ama sanki Hülagu geldi bütün İsmailleri öldürdü gibi anlatılıyor. Tabii bu çok derin bir konu aslında. Ben hani şöyle özetleyeyim. İsmaillerin bir kısmı İran'da kaldılar. Ve sonra İlhanlı döneminde gelişen bir takım tasavvufi hareketler var. Yeni bir dönem başlıyor ve o tasavvufi hareketler ve tarikatların içerisine giriyorlar. Bir kısmı tabii Orta Asya'da yine aynı şekilde şeyler var. Hindistan'a gidenler var, İran'da kalanlar var. Tabii ki Anadolu'ya da gelenler var. Özellikle mesela İsmailler Mevlana'yı falan da sahiplenirler. Sadi'yi sahiplenirler mesela. Anadolu'ya da bir takım şeyleri gelmiştir. Tabii sonradan bakıyorsunuz taki uyguluyorlar. Yani taki uygulayarak ben şimdi 16. yüzyıla kadar İran'daki Şiiliğin gelişimini hani incelemeye çalışıyorum yeni kitap çalışmamda da. İlhanlı döneminde aslında kendilerine çok iyi yer buluyorlar. O dönemin tasavvuf hareketleri içerisine girdikten sonra Karakoyunlu Akkoyunlu dönemi geliyor biliyorsunuz. Evet. Ve o dönemde Muşaşyalık var, Hurufilik var. Bunların hepsi Erdebil tarikatı da var biliyorsunuz o dönemde. Bir şekilde hani kendilerine yer buluyorlar ve bakıyorsunuz sonraki dönemde özellikle Karakoyunlu döneminde, Akkoyunlu döneminde Mehdici hareketler ortaya çıkıyor. Silahlanan, ondan sonra yine militarist böyle şey gösteren, aslında Hasan Sabah'ın propagandasına benzeyen propagandalar, mesela Muşeşeler dediğimiz, benim onunla ilgili bir makalem var, Muşeşeler Huveyze bölgesinde ayaklanıyor. Karakoyunlu'da, Timur'da, Akkoyunlu'da mesela onları bastırmak için uğraşıyor. Yine Hurufileri biliyoruz zaten. Hurufi ayaklanmalarının bastırıldığını biliyoruz. Bunun dışında Erdebil tarikatına hani birazcık bakarsak, başlarda çok sakin ve birçok Osmanlı tarafından, Timur tarafından desteklenen, değil mi? Kabul gören bir tarikatken, ki sonra da devam ediyor ama Şeyh Cüneyt'le birlikte yaşadığı bir kırılma vardır yani. Ve Şeyh Cüneyt Erdebil tekkesi ikiye ayrılır orada, yol ayrımına girer. Ve o yol ayrımında amcası Şeyh Cafer bir taraftan tekkenin o geleneksel şeyini devam ettirirken, durumunu devam ettirirken
Şeyh Cüneyt Anadolu'ya gider ve Türkmenler arasında tıpkı Hasan Sabah'ın söylemleri gibi aslında davasına devam eder. Yani yine Osmanlı döneminde kabul görmeyen o Türkmen grup vardır ya, Hasan Sabah da biliyorsunuz Deylem bölgesinde Selçuklu tarafından kabul görmeyen Arap toplumların yine Fars din akidesi belki o dönemde zayıf olan gruplar arasında da propagandasını yürütür. Şeyh Cüneyt de kendisine yol arar aslında ve seyahat eder aynı Hasan Sabah gibi ve gittiği her yerden de Şeyh Cüneyt biliyorsunuz kabul görmez. En son bir kale elde etmek ister Halep taraflarında. Şimdi kalenin adını hatırlayamıyorum ancak Memlüklü hükümdar tarafından da o kaleye yerleştirilmez ve yeniden döner Trabzon'a gider. Ve Trabzon'u ele geçirmeye çalışır. Aslında kendine bir mekan aramaktadır. Merkez yapabileceği bir mekan. Erdebil Tekkesi'nin postuna oturamayınca Türkmenlerden aldığı destekle tabii ki Anadolu'ya döner. Uzun Hasan'la aldığı destekle de şey başlar. Hani şöyle diyeyim, tabii bu çok derin bir konu. Ben çok yoruldum aslında. Ama Ahanlar olarak İsmailer tabii ki devam ediyor. Bugün de devam ediyorlar. Hindistan'da, yine İngiltere'de biliyorsunuz bunların enstitüleri var. Ferhat Dafteri'nin çalışmaları ve diğer araştırmacıların çalışmaları orada devam ediyor. Anadolu'da da diğer tarikat ve tasavvufların içerisine girdiklerini söyleyebilirim. Yani takiye uygulayarak değiştirdiklerini en azından söyleyebilirim. Yine Orta Asya'daki İsmaililerin de tasavvuf hareketlerin içerisine girdiğini ve yapılandığını söyleyebilirim. Ve o göçle birlikte de dönüşerek İran'a, oradan da Anadolu'ya geçtiğini söyleyebilirim. Bunun için ayrı bir program yapalım Yalçın Hocam isterseniz. Tamam hocam. Ben şu Şeyh Cüneyt kitabını inşallah bitirirsem, İran'daki Şiileşme ile ilgili kısmı halledebilirsem evet, şimdi şey daha farklı, onu da alacak çünkü hani çok yoğun okuyorum onlarla ilgili, çok okumam var. Hasan Sabah üzerinden çok ayrılmayalım istiyorum, evet. Hocam şimdi bu son dönemlerde Türkiye'de bilhassa bazı, biraz sesi kısabilir misiniz hocam? Çok kısınca da sizi duymuyorum, evet, o yüzden. Evet, hocam son dönemlerde İsmail'lik çalışmalarında İsmail Kaygusu, Zahide Ay'ın çalışmaları ciddi anlamda bir yankı buldu diyebiliriz. Siz bu hususta bu çalışmalara dair değerlendirmeleriniz nedir hocam? Yani bence hepsi tabii ki çok kıymetli. Yani İsmail'i çalışan zaten kaç kişi var? Yani çok çoğalmasını da istiyorum aslında ben. Tabii sadece bunlar yok. Az önce dediğim gibi Ali Avcı var. İlahiyat tarafında Karmati İsmail'lerin çalışıyor. Gulat Işık'a diye yeni bir kitap çıkardı. Mesela çok önemli. Özellikle teoloji bölümünü çalışıyor ilahiyattaki hocalarımız. Biz tabii daha çok tarihsel gelişimlerini incelediğimiz için Kaygusuz, İsmail Kaygusuz bildiğim kadarıyla tarihçi değil, edebiyatçı, edebiyat kökeninden geliyor. O yüzden kaynakları hani birinci elden okuyamıyor. Belki çevirileri üzerinden şey yapıyor ama Batılıların, daha doğrusu yine İsmaili Enstitüsü'nün çalışmaları üzerinden aslında birazcık değerlendiriyor. Tabii iddiaları da çok önemli. İlk çalışmalar olduğu için bize de hani şey oluşturuyor aslında, izlek oluşturuyor. Yani İsmail'lik konusundaki problemleri biraz ortaya koyması açısından önemli. Tabii Zahide de Alamut sonrası dönem çalışıyor. Onlar da çok kıymetli. Sanırım Alan'a da gitti, gördü, yaşadı. Dolayısıyla bu konuda çalışılan bütün konular ve uzmanlar bizim için önemli deyip ben toparlayayım Yalçın Hocam isterseniz. Tamam. Tamam hocam, yayınımıza katıldığınız çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sizin yoğunluğunuz ve teknik aksaklıklar yaşadık biraz. Hem teknik aksaklıklar var, bir de ben hani tansiyon ve kalp hastasıyım. Evet, İki gündür hocam. De böyle şey var yani, Adana'da yaşıyorum şu an, çok sıcak hava. İnanın böyle kanter içinde hissettirmiyorum ama tansiyonum birazcık dengesiz bu aralar. Başka bir zaman inşallah yine başka bir platformda birlikte oluruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Konukla izleyenler adına size çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Ben sizi çok yormayayım hocam. Sizi
yayından alayım hocam. Ben birkaç kitap tanıtımı yapacağım. Ondan sonra peki, programı sonlandıracağım. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi günler. Ben çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicileri, izleyicileri. İyi akşamlar. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Çok güzel oldu hocam. Çok sağ olun hocam. Bugün Ayşe Atıcı Arayancan'ı konuk ettik. İsmaillik, Hasan Sabbah ve Alamut üzerine konuştu Ayşe hocam. Esas itibariyle Farhat Daftari Alamut ve İsmail'lere dair, efsanelere dair kaleme aldığı çalışmasında aslında Ayşe Hoca'nın dile getirdiği birçok hususa da temas etmektedir. Ve Daftari aynı şekilde değerli meslektaşım Nesimi Gökçe'nin de dile getirdiği gibi bu dönemin aslında entelektüel bir dönem olduğunu ifade eder. Ve bununla birlikte son dönemlerde Türkiye'de bilhassa Alevilik çalışmalarında İsmaillik ve Alevilik ilişkisine dair de çeşitli hipotezler ve teoriler öne sürülmekte, dile getirilmekte. Bu önemli bir unsur. Benim açımdan ziyadesiyle üzerine gidilmesi gereken bir unsur. Ki bunu zaten geçen programlarda da dile getirdiğimiz gibi Ahmet Yaşar Ocak evveliyatında yer yer temas etmişti. Bununla birlikte demin ifade ettiğim gibi bu hususta Türkçe çevrilen birçok çalışma da söz konusu. Bunlar içerisinde bilhassa ismini zikrettiğim Daftari önemli bir yer tutuyor. Daftari'nin benim de derslerde okuttuğum İsmailler çalışması aslında bu alandaki en derli toplu çalışmaların başında geliyor. Daftari burada İsmaillerin uzun serencamına dair ziyadesiyle teferruatlı bir bilgi vermekte. Bunun yanı sıra bir diğer çalışması Şii İslam tarihi, aslında Şiiliği İsmail'in de içerisinde dahil olduğu geniş bir spektrum içerisinde etrafında ele almakta ve bilhassa Şiiliği bir bütünsellik içerisinde anlamak isteyenlerin başvuru kaynağı haline getirebilecekleri bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra yine programda dile getirdiğimiz The Assassin Legend Myths of the Ismails Daftari'nin bu çalışması Türkçe'de çevrildi. Yani farklı bir isimle. Burada da aslında Hasan Sabbah ve Alamut üzerine dile getirilen teorileri irdelemekte Farhat Daftari. Bunun da yanı sıra aynı şekilde demin konuşmamda da ifade ettiğim gibi aslında Daftari'nin bu kitabının ve da dile getirdiği ve karşı çıktığı birçok argümantasyonun yine aynı yayın evi tarafından farklı bir romanın baskısıyla Türkçe'ye kazandırılması kendi içerisinde ziyadesiyle bana göre düşündürücü bir unsur. Diğer taraftan ifade ettiğimiz gibi Bernard Levy Haşhaşiler çalışmasıyla bu çalışma da Türkçe'ye kazandırıldı uzun yıllardır. Bu çalışmada da Bernard Lewis'in Haşhaşiler yani Hasan Sabbah ve tırnak içerisinde fedailerine yönelik dile getirilen argümantasyonları çok sık bir şekilde kullandığını görüyoruz. Özellikle bir oryantalist gözde. Tabii Daftari bütün bu hadiseleri ve Hasan Sabbah hikayesini aslında bir oryantalist göz olduğunu dile getirir. En sonlara doğru yaklaşırken ismini sıklıkla dile getirdiğimiz Zahide Ay, Alamut sonrası Nizari İsmaili'nin 13. ve 15. yüzyıllar arasındaki serencamına dair master teziydi yanılmıyorsam. Burada önemli bilgiler vermekte. Hemen akabinde doktora tezi olan Nasır Hüsrev ve sonrasında Bedahşan İsmailleri 10. ve 15. yüzyıllar arasında bu çalışması da ziyadesiyle velik ve üretken bir çalışmadır. Zahide Hoca bu hususta ciddi çalışmalara imza atan bir araştırmacımız. Kendisinin sağlık sorunları olduğu için programımızda ağırlayamadık. Fakat diliyoruz ki bu sorunlarını en kısa sürede atlatarak aramızda olur. Diğer bir taraftan ismini yine zikrettiğimiz İsmail Kaygusuz, Hasan Sabbah ve Alamut meselesine eğilen araştırmacılardan birisi. Ve bu meseleyi de esas itibariyle Anadolu Aleviliğine bağlayan bir araştırmacı. Tabii İsmail Bey'in akademik kariyerini çok fazla bilmiyorum ama esas itibariyle buna temas etmesi de ziyadesi de önemli diye düşünüyorum. Ve benim editörlüğünü yaptığım bizim Farsçadan
Türkçe'ye kazandırıldığımız ve belki de ya da daha doğrusu Türkçe'ye çevrilen ilk İsmaili ana kaynaklarından birisi olan Kelam-ı Pir kitabı Hefbab, İsmailliğin anlaşılmasında önemli bir unsur teşkil etmekte ve Türkçe'ye çevrilen ilk İsmaili ilk metinlerinden birisi. Farsçadan kazandırdık bunu Tahireh Mirzai'nin çevirisiyle. Editörlüğünü de ben yapmıştım. Ve tabii ki burada önemli olan aslında bu çalışmaların Kalan Yayınları tarafından ön plana getirilerek okurlara buluşturulması ziyadesiyle önemli bir nitelik teşkil etmekte. Bu vesileyle Kalan Yayınları'nın sahibi Mesut Özcan'ın kendi kırk kanatlarıyla bu çalışmaları Türkçe'ye kazandırma hususunda ciddi bir efor sarf ettiğini söyleyebilirim. Mesut Bey bu anlamda çok çalışkan ve üretken bir yayın evi sahibi. Dilerim ki bu kitapları Türkiye'de birçok okurla buluşur ve Mesut Bey'in de aslında daha iyi çalışmalara ve daha geniş kitap baskılarına katkı sunmak adına bu kitaplar okuruyla buluşur. Tabii diğer bir çalışma olarak yakında çıkacak yine Mesut Bey'in yayın evi tarafından, Kalan Yayın Evi tarafından Pamir İsmaillerine dair efsaneleri, inançları ve tarihlerine dönük dair Abdülmamat İloliyev'in Pamir İsmailleri çalışması. Anladığım kadarıyla bu makalelerinden ve çalışmalarından terkip bir kitap çalışması. Tercümesini Kibar Taş gerçekleştirdi. Bu kitap da Kalan Yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırılacak bir çalışma. Ve Mesut Bey dediğim gibi İsmaili hususunda ciddi anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren başarılı bir yayıncımız olduğunu söyleyebiliriz Mesut Bey'in. Dile getirdiğim bu eksende Ayşe Hoca'nın çalışmaları ve diğer kitapları okuduğunuzda esas itibariyle İsmaili ve Şiiliğe dair, geniş çerçevesi üzerine Şiiliğe dair teferruatlı bir malumat edinilebileceğini söyleyebilirim. Bir sonraki yayınımızda İlker Kiremit'le Nusayri Alevileri üzerine konuşacağız. Daha doğrusu Arap Alevileri üzerine konuşacağız. Ve bir diğer unsur olarak da biz bütün programlarımızda bir kitap çalışmasından bahsetmeyi bir ilke haline getirdiğimizi söylemiştik. Bu bölümde Cemal Salman'ın elimdeki Göç, Kimlik, Alevilik, Lamekan'dan Cihan'a başlıklı çalışmasını sizlere tanıtmak isterim. Bu çalışma bir doktora çalışması ve bu doktora çalışması esas itibariyle bir ödül de aldı. Yanılmıyorsam sosyal bilimler ödülünü aldı bu doktora çalışması. Çok başarılı bir çalışma. Cemal Salman çok üretken, çok çalışkan bir araştırmacı ve bilim insanı. Kendisi bu çalışmada kırsal kentsel kültür tartışmaları içerisinde Alevilik ve Alevilerin farklı kimlikler üzerinden farklılıklarını ele almakta. Göç, sosyo-mekansal çevre değişiminin Alevi toplumuna yapısını bir diğer bölümde irdelemekte. Ve devamında ise Alevi toplumsal dönüşümüne alandan bir bakışla kent-kır-diaspora eksenindeki farklılıkları irdelemekte. En nihayetinde de ifade ettiğim gibi bu çalışmanın da diliyorum ki daha fazla okurla buluşması ve gerekli teveccühü bulmasını niyaz ediyorum. Programı bitirirken sizlerden tekrar programıma kayıt olmanızı istirham ediyorum.